Sizlerle kışın içmeyi sevdiğim birkaç tane yeni deneyecek olduğum kahve tariflerini paylaşacağım. 4 tane kahve tarifi olacak bu videoda. Bir tane chai tea latte. Bunu ilk defa deneyeceğim açıkçası. Bir de markete diğer malzemeleri almaya gittiğimde şöyle bir şey buldum. Bununla bir karşılaştıralım diyorum. İkinci olarak matcha latte yapacağım. Ben Antalya'da yaşıyorum. Çok fazla görmedim Antalya'da yapan kafe. Ama böyle satın alabiliyorsunuz matcha tozunu. Bir deneyin derim. Bence çok güzel oluyor. Üçüncü olarak mocha yapacağız. Klasik, kakaolu. Benim çok sevdiğim bir tat değil. Genellikle şekerli kahveleri çok tercih etmiyorum ama bugün bu videonun altına bir tane yapacağım. Bir de benim en çok yaptığım, aslında içtiğim tek şekerli kahve olabilir. Pumpkin Spice Latte yapacağım. Onu sona sakladım. Şimdi o zaman ilkiyle, chai tea latte ile başlayalım. Bir de böyle şeffaf bardakları yapacağım ki siz de görün. Şimdi öncelikle çay demleyelim. Ben bunun için French press kullanacağım ama siz normal çaydanlıkları demleyebilirsiniz. Suyumu koyayım. Şimdi bunun birazcık demlenmesini beklerken biz de süt karışımımızı, yani sütle baharat karışımımızı hazırlayalım. Şimdi normal bir süt kullanacağım. Ölçüsü için bardağımı alıyorum. Çok rastgele ölçüler yapıyorum burada. Sütün biraz köpüreceğini de hesaba katarak. Şimdi içine baharatlarımı koyacağım. Kakule diyor. Ben de ilk defa kakule kullanacağım. Bundan yarısını kullansam yeterli olur. Birazcık zencefil. Bu 1/2 çay kaşığı gibi bir şey olacak. Şöyle kattım. Zencefilimi de kattım. Şimdi 1 adet karanfil. Karanfil çıkarmamışız. 1 adet bundan karanfili koyacağım içine. Hop. Böyle sanki iksir yapıyormuş gibi falan hissettim. Çok çok az karabiber. Çok az. Şöyle. Birazcık da tarçın gerekiyor bunun için. Şimdi bunları sütle ocakta kaynatacağım. Bu sırada bir de şunun tadına bakmak istedim. Hemen şöyle biraz çalkalayıp. Çok fazla koymayacağım. Karşılaştırabilmek adına ısıtacağım. Mikrodalgada ısıtacağım bunu. Bu arada bu kaynadı. Birazcık o baharatların tadının içine geçmesi için böyle bir 4-5 dakika daha pişireceğim. Bu sırada çayım demlenmiştir diye onu artık bardağa alalım. Bu da oldu. Zaten bayağı bir kabarmış. Hmm, hafızası dolmuş olduğu için buradan devam edeceğim. En son ne yapıyorduk? En son sütümüzü böyle bir süzgeç kullanacağım. Ev yapımı yapmanın bence en güzel yanı bu. Şeker oranını, kahve oranını, her şeyi kendi sevdiğiniz gibi ayarlıyorsunuz. Adım Pınar. Markasını da verdik artık ama. Pınar Chai Tea Latte ile şununla benim yaptığımı bir kıyaslayacağım bakalım. Renkleri çok benzer gözüküyor. İlk bunu içeyim. Ballı süt gibi geldi tadı bana. Ama hoşuma gitti, güzel. Bizimkinde birazcık baharat tadı az, çay tadı fazla geliyor bence. Bu çok tatlı. Eğer çok fazla bal katarsanız bunun gibi olur. Ama bence bizimki daha hani içilebilir kıvamda ve daha fresh. Ama ikisini de beğendim. Şimdi video bittikten sonra aklıma bir şey geldi. Bu chai tea latte, hani biz sütle karıştırdık baharatları bir sürü, hem de onların elde edilmesi birazcık zor. Böyle şeylerle uğraşmayı sevmiyorsanız, istemiyorsanız böyle doğadanın bir çayı var. ve bunun içinde de çok yani aynı neredeyse içerikler varmış. Zaten tadı da çok benziyor. Nerede? Hemen okuyayım onları size, içindekileri. Baharatlar tarçın, zencefil, karanfil, kakule, rezene, karabiber, yalancı karabiber diyor. O ne bilmiyorum. Siyah çay, rooibos, aspir, doğal çay aroma vericisi. Yani eğer
üşendiyseniz onu yapmayı. Bunu da bir deneyebilirsiniz. Bulabilirsem yine aşağıya linkini koymaya çalışacağım. Bunu süt ve balla karıştırırsanız çok benzer bir tat elde edebileceğinize inanıyorum. Benim koyduğumdan daha fazla bal koyarsanız da bildiğiniz chai latte, yani Starbucks'ta dışarıda içtiğiniz chai latte'nin aynısı olacaktır. Matcha latte yapacağız. Bu değişik bir lezzet. Şimdi bunun için bu böyle bir matcha tozu temin etmeniz gerekiyor. Ben internetten alıyorum böyle egzantrik şeyleri mi diyeyim? İnternetten alıyorum ama böyle gurme marketlerde, Marco Center'larda bulunabiliyor. Vanilya aroma vericisi buldum. Bunu normalde internette kullandıklarını görüyordum ama ben daha önce hiç görmemiştim. Bugün karşıma çıktı. Şimdi bunun için de birazcık sıcak suya ihtiyacımız olacak. Sıcak suyumu ben kahve makinemden alıyorum. Siz kettle'da da ısıtabilirsiniz, hiç fark etmez. Bu çok pratik geliyor bana, o yüzden. Çay tozundan şöyle bir çay kaşığı koyuyorsunuz. Tamam mı? Suyla istediğiniz şeyle çırpıyorsunuz. Bu arada ben daha önce başka bir matcha tozu almıştım ve o böyle granül granül kalıyordu. Bu galiba matcha tozunun kalitesiyle alakalı, tam bilmiyorum. Bu çok güzel oluyor. Matcha tozu ne diye soracak olursanız, ben biraz karıştırdım. Matcha bir yeşil çay türü ama yeşil çayın daha yoğun halini düşünün. Tam olarak elde ediliş biçimindeki farkı bilmiyorum ama yeşil çayın daha yoğun hali. Böyle metabolizmanızı hızlandırıyor. Tabii ki sütle, vanilya tozuyla, balla içmezseniz diyetinizin bir parçası haline geçebilirsiniz. Ama bence sade hali pek hoş olmuyor. Daha diyet bir şey içmek istiyorsanız balsız da tercih edebilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı, çok değil. Bal. Azıcık da vanilya özütü ekliyorum bunun içine şimdi. Bunu da bir çay kaşığı gibi koyalım. Bunun için normal süt de kullanabilirsiniz ama ben soya sütü kullanmayı çok seviyorum. İkisini birbiriyle çok yakıştırıyorum. Çünkü bunu da sıcak yapacağımız için hemen ısıtalım. Kahve makinemi süt ısıtıcı bölümüyle ısıtacağım. Siz istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. İsterseniz French Press'te sütü ısıtıp French Press'te köpürtebilirsiniz. Hem sütü ısıtıyor hem de köpürtüyor. Çok güzel bir alet. Köpürttüğünüzde miktarı artacak sütün, yani seviyesi. Ona göre süt koyun. Güzel vanilya kokuyor bu arada. Neden ben eğildim ki? O kadar güzel vanilya kokuyor ki ve şu görüntüsüne bakın. Gerçekten tadı da bu arada ilk içtiğinizde birazcık tuhaf geliyor. Ama ben çok beğenerek içiyorum, yani böyle kahve çok içtiyseniz o günde hem sağlıklı hem de bir şeyler içmek istiyorsanız bunu bir deneyin derim. Bu arada vanilya özüt kesinlikle bulabiliyorsanız alın. Çok güzel bir tat katmış. Matcha'nın tadını da çok sevmediyseniz, mesela dışarıda içtiyseniz matcha'nın tadında birazcık baskılıyor. Onda da haberiniz olsun. Şimdi üçüncü kahve. Artık gerçekten bir kahve yapacağız sizinle. Çikolatalı mocha. Hem de aslında çok az kalorili ve sağlıklı. Çünkü kakao ile yapacağız. Bunu granül kahveyle yapacağım. Sizin evinizde hangisi varsa onu tercih edebilirsiniz. Ben genellikle granül pek tercih etmiyorum. Çok sevmiyorum tadını ama herkesin bulabileceği kahve granül kahve. O yüzden bunu granülle yapacağım. Pumpkin Spice Espresso ile yapacağım. Granül kahve olarak da ben bunu kullanacağım. Siz herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Ben granül kahve normalde sevmediğim için bunu da bir denemek istedim. Starbucks granül kahve çıkarmış. Bence hiçbir fark yok. Bardağımda bunu bir sıcak suyla eriteceğim önce. Şu bardağımda. Ya bence kakaoyu da bunun içine koyalım. Bunun üzerine önce birazcık sıcak su koyacağım. Hem kahveyi o demlesin. Demlenir mi? Bu granül hazır kahveler demlenir mi? Ne olur. Süt yoğunluklu bir kahve olmasını ben istiyorum. Normal süt kullanacağım. Ben aslında soyayı hepsinde bile kullanırım ama soyanın fiyatı birazcık yüksek ve buna normal süt de çok yakışır.
bir şey unutmuşum. Böyle bir kahve bence balsız asla olmaz. O yüzden bal koyalım. İsterseniz şeker de kullanabilirsiniz. Birazcık bol ballı bence. Şekerli tercih etmek isterseniz daha çok da katabilirsiniz. Şimdi üzerine de köpürttüğüm sütümü koyacağım. Çok hoş gözüküyor. Rende yok. Çikolata rendelemek için. Bir tane çikolata. Çok az böyle hani süslemek için diyelim. Ay bu çok güzel gözüküyor ya. Ben bunun tadına da bir bakacağım. Şöyle hafif karıştırıyorum. Pipet koymuş bunun için, o yüzden bunu içeyim. Ay çok güzel olmuş. Bu arada üzerindeki bitter çikolata bence çok yakışmış. Hafiften tadı geliyor ve eridiği için de. Böyle sıcak çikolata ama böyle ağzınıza bir kahve tadı bırakıyor. Ben çok beğendim bunu. İlk defa deniyorum. Ben bunu evde ilk defa deniyorum. Bahçakta moka yapmıştım bir kere arkadaşıma. O da çok güzel oluyor ama bence bu onu geçmiş. Ve daha sağlıklı. Kakao ve bitter çikolata var sadece. Çok güzel. Mutlaka deneyin ve bunun içindeki malzemeler evinizde mutlaka vardır. Yıldız kahveme geçiyoruz. Yani en sevdiğim, Starbucks'ta da en sevdiğim, evde yapmayı da en sevdiğim kahve. Pumpkin Spice Latte geliyor. Bir şey yapmanız gerekiyor. Birazcık zahmetli bir kahve bu. Bal kabağını püre haline getirmeniz gerekiyor. Bal kabağını püre haline getirmeniz gerekiyor. Ve birkaç tane baharata ihtiyacımız olacak. Bunun için yine şey kullanacağım. Orada sütü ısıtacağız. Şimdi malzemelerini bir katalım şunun içine. Bunu süreçte su kullanacağım ben. İsterseniz yine granül kahve, filtre kahve, istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Şöyle iki parça bal kabağı. Bunu içine atıyorum. Hop. Burada size şöyle bir bilgi vereyim. Çok mu lazımdı bilmiyorum ama. Bunun rengi asla Starbucks'taki gibi olmuyor. İçine ne kadar bal kabağı katarsanız katın, o kadar turuncu bir renk elde edemiyorsunuz. Onun içinde muhtemelen bir gıda bölgesi, bir şey var. Ben öyle bir şey kullanmayacağım tabii ki. Şimdi bunun içine neler katıyoruz? İçin muskat. Çok mu gerekli? Yok. Ama güzel bir aroma katıyor. Tarçın. Ben bunları hep göz kararı yapıyorum. Yani... tarçın. Birazcık bunda tarçını bol katabilirsiniz. Çünkü bence özelliği tarçın ve bal kabağı zaten. Üzerine de biraz dökeceğim için şimdilik bu kadar kattım. Çok çok az zencefil. Daha çok katarsanız acı olur bence. Çok az zencefil. Bu kadar. Şimdi bunu az önceki chai tea latte yaptığım yöntemle ocakta kaynamaya bırakacağım. O sırada da birazcık çok az süt köpürteceğim üzeri için. Bunun için de size farklı bir yöntem göstereceğim. French press'te köpürteceğiz ama ilk başta ısıtıyorum. Bunun az önceki süt karışımıma bir de bal ekleyeceğim şimdi. O hazır ocakta ve sıcakken şimdi ekleyelim. Balın miktarı tamamen size kalmış. Siz ne kadar tatlılığı seviyorsanız o kadar bal ekleyin. Ben onun için 2 çay kaşığı böyle dolu ekledim. Ben mesela şu kahve makinesini almadan önce hep bununla sütümü köpürtüyordum. Ya bence bu yöntem çok çok başarılı. Şöyle. Bu sırada bir de espressomuzu hazırlayalım. 2 şat espresso kullanılabilir. Ben gerçi 1 şat yaptığım için bugün de 1 şat yapacağım ama kahve yoğunluğunu çok ayarlıyorum. Eğer bu tarz espresso kullanıyorsanız veya filtre kahve kullanıyorsanız size 2 tane kahve önereceğim. Biri bu. Ben yeni bitirdim. Biri de bu. Hangisini tercih ederim derseniz ben bunu tercih ederim. Hem çok daha ekonomik hem de tadı çok yoğun geliyor ve espresso yapmak için ben çok uygun buluyorum bunu. Bu dark roast olmasına rağmen, yani çok kavrulmuş bir kahve olmasına rağmen, ben espresso içtiğim için bana çok sert gelmedi. Yani espresso kıvamında sertlik de gelmedi. Ben zaten bunu bitirdim.
Bununla devam ediyorum. Zaten 1 kilogramlık mı bu? Ne kadar? Evet, bu 1 kilogram. Bundan benim 3. paketim falan. Çok çok seviyorum. Bu kahveyi kesinlikle öneririm. Yine linkini bulursam aşağıya koyacağım bunu da. Bu da hazır. Bu böyle bir şey oldu. Şimdi bunun içine kahvesini katıyorum. Şimdi su çıkartacağım. Ve afiyetle içelim. Tararam. Tamam. Şimdi bunun üzerine ben birazcık süslemek için tarçın kullanıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Of şuna bak. Bir de şeyli oldu. Şuna bak ya. Çok güzel. Mükemmel misin sen? Tell me what can I do? I just wanna taste of you. Ya bunu hangi arkadaşıma yaptıysam bayıldı. Çok güzel. Bunu mutlaka deneyin ya. Mutlaka. Bir de zaten hala kabak mevsimi. Hala kabak satılıyor yani. Çok kolay. Kabak püresi yapabilirsiniz. Haşladım ben bunları. Sonra ezdim. Ve uzun süre dayanması için dondurduk. Çok kolay. Şöyle. Bugünlük yaptığımız kahveler bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Keyifli bulmuşsunuzdur ve umarım denersiniz. Eğer denerseniz bana fotoğraf atabilirsiniz. Instagram adresimi soruyorsunuz bazen yorumlarda. YouTube'daki ana sayfamı ekledim Instagram adresime. Hatta nereye koysam? Şuraya da koyarım. Instagram adresine. Oradan bana denerseniz fotoğraflarını atabilirsiniz. Atmayı hatta unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.